Merhaba arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir video karşınızdayım. Bugün yaklaşık yine PES 2020'de hem küçük bir top açılımı yapacağız, hem de PES 2021 ile ilgili böyle ne desem önemli bilgiler var. Onları sizlere vereceğim. Video geçmeden önce videoya da like atmayı unutmayın ve zaten 10.000 abone oldu. Çok teşekkür ederim, ben cidden çok mutluyum arkadaşlar. Vallahi çok mutluyum, 10.000 abone oldu. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bir sıra abone isteyeyim ama bu videoyu like atarsanız çok güzel olur. Bu arada arkadaşlar yarın akşam saat 10'da Nonolive'da ilk canlı yayınımı yapacağım. Sizlerle işte 10.000 abone özel haftasına ne yapayım dediğimde bayağı bir canlı yayın isteği oldu ama YouTube'dan değil Nonolive'den yapacağız arkadaşlar. Nonolive adresimi şurada bir yerde bulabilirsiniz. Büyük ihtimal koymuşumdur ismini. Oradan beni takip edin ve yarın akşam 10'da Nonolive'de yayın yapıyoruz arkadaşlar. Gelseniz çok sevinirim. Şöyle bir 20-30 kişi geçersek cidden çok sevinirim arkadaşlar. Nonolive'de yayınıma gelin. Şuraya bir yer yazmışımdır Nonolive adresimi. Gelseniz çok sevinirim. Yarın akşam 10'da 12'ye kadar 2 saatlik bir yayın yapacağız Nonolive'da. İlk canlı yayın olacak, heyecanlıyım. Ve şimdi arkadaşlar PES 2020'ye geçeceğiz sizlerle birlikte, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hemen geldim. Şimdi sizlerle öncelikle arkadaşlar ben o kadar efsane çıkardım bir video dışı, gerçekten rekor. Yani dünya rekoru bile olabilir, bilmiyorum. Şimdi 3 tane de atacağız bu efsane toplanan arkadaşlar. Hadi bakalım birincisini açıyoruz. Hocam videoda da bir tane verir misin be? Videoda da bir tane, sadece bir tane. Hadi videoda da olsun bir tane be. Olmadı arkadaşlar. Atla diyoruz hemen. Ooo, Paulo Dybala. Dybala'yı severim. Dybala geldi arkadaşlar. Ay be. Yanında Zefuk ve Bardi geldi. Hocam. Bak video dışı o kadar tonlarca verdi arkadaşlar, göstereceğim. Cidden efsane be. Bu, hadi videoda da bir tane ver. Ooo, karıştırma challenge. Ve burnum. Hadi bakalım burnum getiriyor mu? Burnum bir legend getiriyor mu, bir efsane? Hadi. Lütfen. Burnum da getiremedi. Atla diyoruz. Efsane ararken çıkana bakın. Arkadaşlar efsane ararken çıkana bakın. Mbappe. Mbappe geldi. Oha. Mbappe geldi arkadaşlar. Vay anasını, efsane ararken çıkana bakın. Kylian Mbappe. Oha. Oha, efsane ararken neler neler çıkarıyoruz böyle. Mbappe geldi arkadaşlar ve son şans. Ne bassın, ne bassın, ne bassın. Düşünüyorum ne bassın. Buldum. Şeker bassın arkadaşlar, şeker. Bildiğiniz çilekli şeker efsane getirecek. Bas. Bir dakika. Bas. Hadi. Çilekli şeker efsane getiriyor mu lütfen? Lütfen. Lütfen sarı ol. Oha, şeker efsane getirdi be. Şekerin gücü. Şekerin gücü. Siyah olsun. Siyah olsun. Siyah. Kim geldi lütfen? 101 Maradona olsun. Dur, ne çıldırıyor. Maradona değil. Kim bu? Bakıyoruz. Del Piero mu? Del Piero mu, yemin et. Anne, Del Piero. Ben de olmayan Del Piero. Del Piero be. Del Piero. Del Piero çıktı be. Arkadaşlar, Del Piero geldi. Gözükmüyor kolumdan. İnanılmaz mutluyum şu an. Del Piero'yu buldum. Oha. Oha. En iyi efsanelerden biri geldi. Del Piero mu? Arkadaşlar müthiş bir top açılımı oldu. Resmen sıf top açılımı olsa yeter. Şeker. Seni öpüyorum şeker. Seni öpüyorum. Seni öpüyorum şeker. Şekeri öpüyorum arkadaşlar. Helal olsun sana be şeker. Neler yaptın be. Vay arkadaşlar, şimdi biraz ben antrenör ayarlayayım. Bu yeni çıkarttığımız oyunculara basalım bakalım. Ve arkadaşlar Mbappe ve Dybala'yı da antrenör yaptım. Çünkü Dybala'nın da mor kartı, Mbappe'nin de zaten 101'lik mor kartı var. Ve Mbappe'yi kendisine basacağız. Bakalım güzel bir şeyler verecek mi kendisine diye deneyeceğim. Şöyle bir bastım. Hatta Dybala'yı da Mbappe'ye bassam. Şunu da Mbappe'ye basıyorum. Bakalım şöyle bir arkadaşlar, Mbappe arttı mı şu an? Hatırlamadım, 99 muydu? Baba 98'di, artmış. Artmış. 23 seviye oldu Mbappe. Güzel güzel, bayağı bastık Mbappe'ye. Şimdi yeni çıkarttığımız efsaneviz Del Piero'ya basalım. Oy, bunların hepsini al Del Piero. Bakalım kaç olacak.
90 oldu. Del Piero be. Del Piero çıktı. Çok mutlu olmam arkadaşlar. Cidden. 10 seviyeli. Yuh. Bayağı bir bastık be Del Piero ya. Bayağı güzel bastık. Arkadaşlar şimdi kaç tane efsanem var bir bakalım. Şuradan bakın geliyorum. Takım listesi diyorum. Efsane takımı diyorum. Ve bakın şimdi tüm efsaneleri bir yedeklere de ekleyeyim. Bir görelim. Bakın Del Piero'yu da ekledim. Rivaldo'yu da ekledim. Casillas'ı da ekledim. Maradona zaten efsane. Ay, pardon sen değil. Pirlo da gelsin. Bebeto da gelsin. Lava yer kalmadı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani video dışı çıkan efsane sayısını görüyorsunuz. Bakın bunların kaç tanesi? Rummenigge video dışı, Adriano video dışı, Beckham zaten vardı. Park Ji-sung bugün sabah çıktı. Nedved video dışı, Vieira videoda çıktı. Puyol video dışı, Beckenbauer videoda çıktı. Şimdi Del Piero'yu çıkardık. Rivaldo video dışı, Casillas videoda çıktı. Pirlo videoda çıktı. Bebeto video dışı, yani video dışı. Burada bir de Cordoba'yla lan var video dışı 10-12 tane falan efsane çıkardım be. Bu takım arkadaşlar dünyanın en efsane takımı cidden. Kimse bu takımı geçemez yani cidden efsane bir takım oldu arkadaşlar. Tüm efsanelerden kuruluşuna bir bakar mısınız? Bir dakika. İyice bir yakınlaştırayım gözükmüyor çünkü. Oyuncuların overall'larını gören şey ratinglerini yani göremiyorsunuz. Bakın 95 Beckenbauer şuna bakın. 90 Puyol. Adriano falan hepsi çıkınca böyle koltuğa çıktı falan çıldırdım çünkü çok mutlu oldum. Hepsi çünkü en iyi efsane arkadaşlar. Bu dünyanın en efsane kadrosu. Ben de şu an kaç efsane var toplam? Bir dakika hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 ve 17. Tam tabuna 17 tane efsane var arkadaşlar. Yani kurt bonusundan maksimumu alacağım ben. 5 tane kurt bonusu alacağım. Şimdi kurt bonusu ne diyenler için de kurt bonusu anlatayım arkadaşlar. PES 2021'de kurt bonusu diye bir şey gelecek. Şuradan biraz aşağı inerek size anlatacağım. Bakın. Kurt bonusu diye bir şey gelecek. Ve bakın diyor ki. PES 2020 veya PES 2021 sürümlerinden biri de My Club'ın oynadıysanız bunda bir şeyler diyor işte 15 Eylül'de PES 2021 oyunun yayınlanmasıyla birlikte bakın ne diyor PES 2020'nin My Club modunu oynarken ulaştığınız kömmetler ne olacak bakın ne diyor kademeler bakın şöyle iyice göstereyim gözüksün diye 1 ve 3 tane oyuncuya 1 tane 5 yıldızlı efsane topu verecek. 4 ve 6 tane oyuncuya 2 tane. 7 ve 9 tane oyuncuya 3 tane. 10 ve 12 oyuncuya 4 tane. Şöyle aşağı iniyorum. 13 veya daha fazla oyuncuya da 5 tane 5 yıldızlı efsane topundan verecek arkadaşlar. Cidden çok güzel bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Yani kurt bonusu yani bende 13 ve fazla olduğu için 5 tane seneye PES 2020'ye başladığımda böyle My Club'da bana hediye olarak 5 tane 5 yıldızlı efsane toplarından gelecek. Hani yetenek avcılarına geliyor ya orada. Bir de nasıl GP kazanabilirsiniz onu anlatmak için. Yani PES 2021'de kurt bonusu da geliyor. Kurt bonusu için bayağı bir oyuncu zaten serbest bırakın GP falan gelsin diye. Yine bırakabiliriz yine ama onunla video dışı yaparım. Çok uzun sürmesin diye arkadaşlar. Buradan yetenek avcılarınızı satabilirsiniz. Ben bu yetenek avcılarını satarak böyle 30-40 bin GP kazandım. Bakın hiç yetenek avcım yok. Satarak bu yetenek avcılarınızı nasıl satacağınızı da göstereyim şuradan hemen. Bakın şöyle diyorsunuz. Bakın burada yetenek avcısını sat diyor. GP işareti var. Onun üzerine tıkladığınızda satabiliyorsunuz. Ben bayağı bir 90-100 tane yetenek avcım var. Hepsini sattım ve oradan 40 bin tane GP geldi bana. Bayağı güzel GP yani bir tane top GP geldi. Ve bu videoda Del Piero'yu bulduk be. Çok mutlu oldum cidden. Mbappe'ye de bayağı bastık görüyorsunuz. Dünyanın en efsane takımı. Bu efsane takıma bir maç gelecek. Yani maçta falan daha da çok eminim ama bu yani anlatılmaya dillere destan bu takım. Yani anlatmaya sözcükler yetmez. Dünyanın en efsane takımı gerçekten. Bu takım arkadaşlar 17 tane efsane var. Bir tek sağ bek ve sol bek yok. Umarım Roberto Carlos Cafu falan da çıkar sağ bek sol bek de olur. Daha PES 2020'nin bitmesine böyle 20 gün falan var. 20-25 gün. 25 günde belki bütün kadro efsane olacak. Bu dünyanın en efsane takımı bebe. Arkadaşlar ben bu takımda My Club'da çıkmayan yani normal oynayan bir rakibe karşı 12 tane attım. 12-1 yendim. Yani 12-1 efsane bir skor. Ve rakip maçından çıkmamış yani full oynadı ve ben 12-1 yendim. Bu efsane bir şey cidden.
Yani bu dünyanın en efsane takımı. Kimse geçemez bu takımı. Kimse kazanır. Cidden bu dünyanın en efsane takımı be. Gerçekten müthiş bir kadro arkadaşlar. Bu neyse bu efsane takımıyla maçla gelecek. Orada da daha çok konuşuruz bu efsane takımını. Cidden video dışı bayağı bir çıkardım efsane. Yani çok güzel oldu. Ve Kurt Bonus ile ilgili, Peskimi 21 ile ilgili size birkaç bilgi de verdim yine. Kendinize iyi bakın o zaman. Dünyanın en efsane takımı burada. Takipte kalın ve bay bay. Sevgiyle kalın. Del Piero'yu da çıkardık. Güzel oldu. Kurt Bonus ile ilgili videolarda bilgileri de verdim. Siz de online bilgiye girip zaten detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ben kısa anlattım ama siz iyice inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Takipte kalın ve bay bay. Sevgiyle kalın. Takipte kalın. 10.000 abone olduk. Tekrardan teşekkürler.